Evet kıymetli dostlar, hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. İnşallah bir beğeni. Arkadaşlar kanalda bir sıkıntı var, hatta ettiler. Yani link atıyorum toplulukta, link gönderen sizlerden ricam arkadaşlar. Olabildiğince videoları beğenelim, sonuna kadar izleyelim. Sevdiklerimizi kanala davet etmeyi istedim. Bakın 69.400 olduk. Ben eminim Fenerbahçe'miz yarın kazanırsa maçı, ki yarına yetiştirmeye çalışacağım. 17 Nisan saat 21.16'da çıkıyorum. Bakalım yetiştirebilirsem. Yarına yenersek de inşallah çok kısa zaman içerisinde 70 bin olacağız diye düşünüyorum. Fenerbahçe Alagöz Holding namağlup şampiyon ING Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding deplasmanda ÇBK Mersin'i 80-56 yendi ve Fenerbahçe bu sezon Basketbol Ligi'nde çıktığı 35 maçın 5'ini de kazanarak müthiş bir rekorla şampiyon oldu. Ve Fenerbahçe Alagöz Holding bu sezon FIBA Süper Kupa, Türkiye Kupası, Kadınlar Euroleague ve şimdi lig şampiyonluğunu kazanmış oldu. Şu anda dünyanın en büyük kadın basketbol takımına sahibiz. Bir kez daha teşekkürler Fenerbahçe yönetimine. Vefa Küçük adaylıktan çekildi. Buradan devam edelim arkadaşlar. Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı var 27 Nisan'da. Bilmeyen birçok arkadaşım neden bu yangın diye. 27 Nisan'daki şey öncesinde de sıkı sık haberler geliyor. Vefa Küçük adaylıktan vazgeçtiğini söylüyor. Şimdi Fenerbahçe'de Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan ve Nihat Tokat aldı adaylık için. Bakalım Fenerbahçe için hayırlısı. TFF başkanlığı için bir aday daha diyor. Aslında bildiğiniz bir haber. UEFA icra üyesi Servet Yardımcı başkan adaylığını açıklamışlar arkadaşlar. Şimdi aslında eski başkanlardan Servet Yardımcı'da Vefa İcra Kurulu üyeymiş. Türk futbolunun içinde bulduğu türbülanstan çıkması için başkanlığa adayım demiş. Olabilir. Herkes farklı düşünceler içerisinde olabilir. Türk futbolu hiç olmadığı kadar derin bir yönetsel krizin içinde olduğunun altını çiziyor. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan Türkiye'nin futbolda hak ettiği yerlerin çok gerisinde kalmış olduğu ülkemizin vizyonuna ters düşmektedir. 40 yıldır iş hayatının içindeyim. 20 yıldır da uluslararası düzeyde yönetsel görevler üstlenmiş bir futbol adamı olarak yetkin liyakatli ekibimle birlikte birikim ve ilişkilerimi Türk futbolunun istifadesine sunma kararı almış bulunuyorum demiş. 5 kavram diyor. UEFA, FIFA belirlenen organizasyonlar, kriterler falan filan, hani futbol ailesi, paydaşları, katılımcı, şeffaf hesap verilebilir, ülke ekonomisi, katma değer vergisi, doğusu, batısı, metrekaresi ülkemizin belirli bir zümrenin değil, herkesin oluyor. Avrupa, dünyada temsile önem veren bir yaklaşım içinde olacağız diyor. Şu anki TFF'nin yapmadığı ne varsa hepsini söylüyor yani. Maalesef yıpranan Türk hakemliğini Türk futbolunun hak ettiği standartlarda uluslararası seviye saygınlar kazandırmak için şeyler yapacağız. TFF seçimlerinin Türk futbolunu geliştirmek falan filan, rekabet. Mehmet Büyükekşi'nin Allah belası yok. 18 Temmuz'da falan. Servet Yardımcı kimdir? Rize doğumlu yardımcı, Londra Metropolitan Üniversitesi ekonomi bölümünden mezun oldu. Ekonomistim. Ekonomistmiş gerçekten. 40 yıldır iş hayatında armatörlük ve tersanecilik alanında çalışan aile şirketlerinin yönetim kurulu başkanları yardımcı 2008 yılından itibaren çeşitli dönemlerde TFF yönetimlerinde yer aldı. Sürede TFF başkanlığı yaptığı Şenes Erzik sonrası UEFA'da en üst seviyede görev yapan ilk Türk olan yardımcı 7 yıldır UEFA icra kurulu yürürken bu süreçte bir Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Süper Kupa finalinin Türkiye'de yapılması, Monte Carlo'dan sonra 2 yıl üst üste Avrupa Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimlerinin Türkiye'ye ev sahipliğinde organize edilmesi sağladı. Ayrıca 2030 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de İtalyan ortaklığı yapılacak olmasına da büyük etti diyor Servet Yardımcı. Şimdi Servet Yardımcı iyidir, kötüdür, hoştur, değildir ben bilemem. Ama günün bombası kimdi? Erdal Alkış. Şimdi Erdal Alkış TFF başkanlığına adaylığını açıkladı. Ancak çatışmaların, tartışmaların içinde açıkladı. Şimdi ilk resmi aday olarak açıklamış. Resmi aday olarak. Arkadaşlarımızla danıştığımız, büyüklerimize yaptığımız görüşmelerden sonra ortaya çıkan gelişmeler doğrultusunda TFF başkanlık seçimlerine aday olmaya karar verdik. hayırlı olmasını diliyorum demiş. Servet Yardımcı ve Mahmut Özgener gibi isimlerinde adı geçiyor. Tabi resmi olarak şey değil. 18 Temmuz diyor. Sosyal medya hesabından çok değerli spor kamuoyuna bir açıklama yapıyor. Kulüpler Birliği söz konusu tarihin geç olduğunu, hani 18 Temmuz'un geç olduğu konusunda belirtti. TFF başkanlık seçimlerinin yapılmasını istedi, istemediği falan filan. Takımlarımızın bayraklarını gururla salladığı, marşlarını neşe içerisinde söylediği, centilmenliğin ön planda olduğu bir spor hızla dönüş yapılması gereklidir. Taraftar olmakta onur duyulan kulüplerimizin her gün maddi manevi erimeye sürüklenerek yokluğa da doğru itildiğini gördüğümüz bu günlerin sonlanması şarttır. O yüzden Türk futbolunun üzerindeki maddi manevi kara bulutları dağıtmak, neşli, aydınlık günler için liyakatli, basiretli, bilgili, adil, şeffaf ve tarafsız sürdürülebilir bir yönetim ile ama aynı zamanda sizlerin de desteğiyle TFF yönetimine talip olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Söz veriyoruz. Size mahcup olacağız. Mahcup edeceğiz demiş. Şimdi ben her zaman ne derim? Ben icraata bakarım. Lafa değil. Sosyal medyada konuşulanları ekrana veriyorum. Öncelikle şöyle bir paylaşım. Geçtiğimiz günlerde bir YouTube kanalında yayınlanan Hakan Şükür Erdal Alkış TFF Başkanı olacak dedi. Erdal Alkış bugün adaylığını açıkladı. İşaret ederek yapılmış bir adaylık. Olursa FETÖ bitti. Ben her zaman söylüyorum, FETÖ bitti, Fenerbahçe bitti diyen ya FETÖ'cüdür ya FETÖ'cüdür. FETÖ'nün bittiğini biliyorsa içeriden duyum alıyordur. Aynı Erdal Alkış'ın Hakan Şükür güzellemesi var. Yani can dostum dediğine göre bu kadar kesin. Orada Hakan Şükür'ün eşi burada başı açık. Sanırım eşi bu. Ama Amerika'ya gittikten sonra sanırım kapalı. Bekledikten sonra sanırım başını açıyor. Hiç yani. Olabilir, olmayabilir. Ama dediğim gibi Hakan Şükür Erdal Alkış'ı söylemişti. Erdal Alkış da bunu gösterdi. Peki başka şeyler. Erdal Alkış'a ait başka paylaşımlar. Çok mu hızlı geçiyor? Şimdi kimi taraf diyor ki bak diyor Fenerbahçelileri takip ediyor. Kimi taraf diyor ki bilmem ne. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Fenerbahçelileri takip ediyor, etmiyor, geçin. Birçoğunuz eminim Galatasaray hesapları takip ediyorsunuz. Galatasaray yapmaz. Öncelikle belirteyim. Futbolun 3 sorunundan bahsediyor. Aziz Yıldırım, Fatih Terim, Rıdvan Dilmen, Emre ve Volkan futbolun temel sorunlarıdır diyor. Bu arkadaşa Fenerbahçeli diyen var. Galatasaraylı diyen var. FETÖ'cü diyen var. Burada da Koç olması manidar diyor. Vermiş oldu. Yine bir yazısı vardı. Çok hızlı geçiyor değil mi arkadaşlar? Fethullah Gülen Arınç'a ne dedi? Köşe yazısı var. Okan Buruklu Galatasaray'ı izlemiş. Başarılı olmasını istemiş. Demek ki ortak bir şeyleri var. Ortak parantezde, çarpan parantezinde birleşmeleri var demek ki. Burada ne diyor? Ali Koç'la görüşmüş. Koç'la görüşmüş. Sonra dediler bak Ali Koç başkan adaylığı için kararlı olduğunu biliyorum. Ben de elimden gelen desteği vereceğim diyor. Bir taraftan Fatih Terim kötülemiş diye Galatasaraylılar hedef ediyor. Burada da Fatih Terim'e atıp tutmuş. Yani arkadaşlar şu paylaşım beni çok düşündü. Acaba burada nasıl bir ironik bir şey vardı diye. Burada için yeter var ya suçlu olanın yeter diye bağırdığı yerdir Türkiye. Trabzonspor'un paylaşımını beğenmiş. Yani ben bu videoyu özellikle ve özellikle çektim arkadaşlar. Bana siz söyleyeceksiniz. Erdal Alkış FETÖ'cü mü? Ciddi söylüyorum ya. Vallahi billahi. Ya da ne bileyim Galatasaraylı mı? Ya da Beşiktaşlı mı? Ya da Trabzonsporlu. Bana Erdal Alkış'ın hangi takımı söyleyin. Ya kimisi şunu söylüyor, Erdal Alkış'ı Fethullah Gülen ve Galatasaray seçti diyor. Kimisi Fenerbahçe seçti diyor. Bakın iddiaları görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar benim söylemlerim değil, benim iddialarım değil, benim umurumda değil. Ben Türk futbolunda FETÖ temizliğinin asla yapılmadığını söyleyeyim. Eğer Türk futbolunda FETÖ biterse Fenerbahçe'nin asıl yükselişinin o zaman başlayacağını, bazı takım ya da takımcıkların da asıl düşüşlerinin, belki de çok ciddi düşüşlerinin, belki küme düşüşlerinin o zaman yapayım. Mesela gerçekten ve gerçekten FETÖ söylemlerine düşman olan, FETÖ'ye düşman olan bir anlayış hükmederse, o zaman birçok kişi bugün söylediği sözlerden o gün çok baş ağrıyacaktır. Hani yok kumpas yok, yok şike mike diyen arkadaşlarım hepsi baş ağrıyacaktır. Ama bugün şunu görüyorum. Yapılan yorumlarına bakıyorum. Galatasaray'da ilan edebilirsin. Beşiktaş'ta, Trabzonspor, Fenerbahçe'de ilan edebilirsin. Siz ne ilan ediyorsunuz? Yeni TFF Başkanı Fethullah Gülen Galatasaray mı seçti diyorsunuz? Ali Koç mu seçti diyorsunuz? Fenerbahçe mi seçti diyorsunuz? Ne diyorsunuz bilmiyorum. Ha, şuradan aklıma geliyor. Şimdi adam düzgün bir adam olup adaylığını koyup Galatasaray'ın başka bir adayı ya da Hakan Şükür'ün başka bir adamı kötülemek için adını önceden vermiş olabilir. Dost meclisinde konuşuyorlardır diyor olabilirim. Ben de açık söyleyeyim. Hani bana bugün deseniz ki sence federasyon başkanı kim? Bence Murat Sancak olacak derim. Murat Sancak'ın olmasını isterim derim. Diyeceksiniz ki Murat Sancak Fenerbahçeli. Murat Sancak'ın Adana Demirspor'u Fenerbahçe'ye mi daha çok, Galatasaray'a mı? Tabii ki Fenerbahçe'ye daha çok. Durum bu. Evet arkadaşlar, hepinizi yoruma bekliyorum. Lütfen yorumlarınızı da yapın. Kanalımızın büyümesine de katılın.